Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motiflerle yapmış olduğum kırlentimin arka kısmını nasıl yaptığımı ve birleştirme işlemini nasıl gerçekleştirdiğimi anlatmaya çalışacağım. Kırlentimi bakın içeriden böyle şeffaf düğmeler dikerek ağız kısmını kapatıyorum. Burada düğmeler için ilikler hazırladım son sırada. Arkasında bütün olarak ördüm. Ortadan başlıyoruz. Dönerek bütün halinde örüyoruz. Şimdi başka bir motif çalışmamla, bakın burada 4'e 4 motif çalıştım. Motiflerim daha büyük olduğu için, burada motiflerim küçük olduğu için 5 tane çalıştım. 5'e 5 olarak. Siz de kırlentlerinizin büyüklüğüne göre yapmak istediğiniz motifin boyutuyla ayarlayabilirsiniz ölçüsünü. Şimdi orta kısmından başlangıcımızı yapıyoruz. İlk çektiğim zinciri saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin içerisine batarak kaydırıyorum ilmeğimi ve halka oluşturdum. 1 zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın şuradan sıkıca tutun, çevirin. Baş parmağınızı bırakmayın. Boşluğa batarak ilmek alıyorum. 2 ilmeği beraber aldım. Şimdi baş parmağımla tuttuğum ilmekle ikisini de beraber alıyorum. Ve yukarı çıkarken bir trabzan çalışmış oluyoruz, zincir değil de. Bir ikili trabzan çalıştım. Yine bir iki. Üç tane trabzan çalıştıktan sonra bir iki zincir çekiyorum. Aynı halkanın içerisine üç tane trabzan çalışacağım yine. Bu birinci trabzanım. İki ve üç. Üçlü trabzanımı çalıştım. Bir, iki zincir çekiyorum aralarda. Yine üç tane trabzan çalışıyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Son üçlü trabzanımızı çalışacağız. Üçlü trabzan derken yan yana 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bu şekilde kare başlangıcımızı oluşturuyoruz. 2 zincir çektim. Başlangıçta yaptığım trabzanımın tepesine batarak ilmeğimi kaydırdım. Burada bir zincir çekiyorum. Yine ilmeğimi uzattım. Baş parmağımızı buradan sıkıca bastıralım, çevirelim. Ve ilk trabzanımızın tepesinden bir ilmek alıyoruz. İkisini beraber ve 2 ilmeği beraber. Yine trabzanla yukarı çıkmış olduk zincir çekmeden. Trabzanımın üzerine bir trabzan. 3. trabzanın üzerine yine bir trabzan çalışıyorum. Şimdi buradaki boşluğa bir, aynı boşluğa 2 trabzan. 5 tane trabzanım oldu. Şöyle yapalım. Altta da beyaz olunca çok parlıyor. En azından renklerimiz var. 1 2 Tığımın üzerine dolamamı yaptım. Boşluğa 1 aynı boşluğa 2 trabzan. Ve trabzanımın üzerine batarak 3. sıradaki trabzanın üzerine 4.
Sıradaki trabzanın üzerine 5 ve yine boşluğa geldik. 1 aynı boşluğa ikinci trabzan. 1 iki tane zincir çekiyorum. Biraz daha yakınlaştıralım. 1 boşluğa 1 ikili trabzan. Aynı boşluğa ikinci kez trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi trabzanımızın üzerine 1 sıradaki trabzanımın üzerine 2 ve son trabzanımın üzerine 3 boşluğa geldik. 1 2 Bakın altta 1 2 3 tane trabzanımız vardı. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımız. 2 bu kenardan, 2 bu kenardan artırmış oluyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 2 tane trabzan çalışıyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. 3 4 5 Şimdi bu boşluğa yine 6. ve 7. trabzanımı yapıyorum. Yine sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine dolamamı yaptım. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Burada ilk trabzanımızı alttaki trabzanın üzerine yaparak çıkmıştık. O yüzden başlangıçtaki 2 trabzanımı yapıyorum. Ve ilk çıkış trabzanımızın, yukarı çıkış trabzanımızın tepesine batarak ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanım oldu. Küçük kare bir motif elde etmiş olduk. Üçüncü sıramızı da beraber yapalım. Artırma işlemlerini hep köşeden yapıyoruz. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Baş parmağımla sıkıca bastırıyorum. Çeviriyorum. Aynı trabzanın üzerine batarak ilmeğimi alıyorum. 2 2 Bu birinci trabzanımız. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 3 4 5 Boşluğa 6 ve 7. trabzanım. 1 2 Dolamamı yaptım. Aynı boşluğa 2 tane çalışıyorum yine. 1 2 Şimdi trabzanımın tepesine batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane trabzan elde ettik. 1 2 zincir çektim. Dolamamı yaptım. Yine boşluğa 1 ve yine boşluğa batıyorum bakın. 2. Şimdi trabzanımın tepesine. 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11. 1, 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 1, 2 trabzan. Şimdi trabzanlarımın tepesine batarak yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın başlangıç yerine geliyoruz. Başlangıç yeri ortada olduğu için 1, 2 zincirimi çektim. Yine boşluğa 2 tane trabzan çalışıyorum zincirin üzerine. 1, 2. Üçüncü trabzanın tepesine batıyoruz. 3, 4. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi burada ilk yaptığımız trabzanımızın tepesine batarak 2000 katını aldım galiba, çekemedim. Böyle ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Yine uzattım. Baş parmağımıza bastıralım. Döndürelim. Aynı trabzanın tepesine batarak ilmeğimi aldım. 2, 2. Yine yukarıya çıkmış olduk. Bakın motifimiz bu şekilde görünecek. Daha yakından bu şekilde. 1, 2, 3 ile başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani her zincir boşluğunda 1, 2, 1, 2. Bu şekilde. 1, 2, 1, 2. Hem sağdan hem soldan ikişer tane trabzan artırarak motifimizi büyütüyoruz. Ta ki nereye kadar büyüteceğiz? Bakın benim yaptığım kırlentimin boyutuna gelene kadar ölçtüm. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra ölmüşüm. Bu sayı sizin için önemli değil. Çünkü motiflerinizin büyüklüğü ne kadarsa motiflerinize ölçerek örebilirsiniz. Bu şekilde örerek büyütelim ve kırlentimizin büyüklüğüne getirelim. Bakın kırlentimin arkasını İstediğim büyüklüğe gelene kadar ördüm. Şu şekilde ölçebilirsiniz sağdan soldan. Büyüklüğü tam istediğim ölçüye ulaştı. Şimdi son sıramızdayız. Ve buradaki iliklerimi hep motifin ortasını baz alarak koydum. Şuradan yine motifimin ortasında ileyim. Bakın burada da 5 tane ilik açtım. 5 tane motifim olduğu için. Burada da motifim 1, 2, 3, 4 tane. Yine iliklerimi motiflerin ortasından yapacağım. Burada da 4 tane düğme kullanmış olacağım. Şöyle ölçtüğüm zaman motifimin ortasına şu kısım geliyor. Bir tane daha trabzan yapalım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Sıradaki trabzana batmıyorum. Bir sonrakine.
Bu kadar basit. Şimdi yine diğer motifimizin orta hizasına gelene kadar trabzanlarımı yapacağım. Bu arka kısmı hep trabzanlarla ördüm ben. Kırlentimin içinin görünmemesi için. Ama siz dilerseniz kırlentinize renkli parlak bir kumaş geçirmişseniz, bu kılıftan önce takacağınız, arkanın içinin görünmesini isterseniz kare kutucuklar şeklinde de örebilirsiniz. O zaman daha az vaktinizi alır ve ipiniz daha az gider. Ama ben kırlentimin içinin görünmesini istemediğim için hep trabzanlarla ördüm. Şöyle bakıyorum aralığına. Birkaç tane daha yapalım. Şimdi ölçüyorum. Çok milimetrik olmasına gerek yok. Sadece motifleri ortalıyorum ben ki ayrık kalmasın. Düğmelerimiz çok seyrek de olmasın diye. Bakın bu birinci burada. İkinciyi de yine şöyle ortasından hizalıyorum. Şuraya kadar olacak. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dolamamı yaptım. 1, 2. İkinciye batıyorum. Bakın arada bir tane trabzan atlıyoruz sadece. Dilerseniz bakın şuradaki aralığı eşit olmasın. İsterseniz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane trabzan çalışabilirsiniz. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane trabzan çalıştım. Şu şekilde ölçelim. Tam şöyle ortasına denk getirerek ölçelim. Hizalamamız kolay olsun. Bakın aynı ölçüde. Burada yine iliğimizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine dolamamı yaptım. Birini atlıyorum, ikincisine. Bir, iki, üç ve 22. yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Ve son iliğimi de yapmış oldum. Bu sıra son sıram. Size onu göstermek için devam ediyorum. Bu sırayı tamamladım. Fakat burada ortadan başladığı için sıra, bu yarım sırayı da tamamlayacağım ve kırlentimizin dikmeden birleştirme işlemini göstereceğim. Bakın bu şekilde dikmedim. Kenar boyasını örerken beraber birleştirdim. Sırayı tamamlayarak devam edelim. Yarım olan sıramı da tamamladım. Bakın burada ipimi kırdım. Şimdi burası örgümüzün ön kısmı. Kırlentimizin arka kısmını getireceğiz. Şöyle
İki ters olan kısım iç kısmı birbirine bakacak. Şimdi birleştirme işlemine geçeceğimiz için burası ilik olan kısım. İlik olan kısmı birleştirmiyoruz. O yüzden bir de tersine gittiğim için şöyle çeviriyorum. Motifler bana bakacak. Bakın burası ilik olan kısmımızdı. Şuradan ipimizi monte ederek kenar kısmına başlayacağız. Buradaki köşeden ilk boşluktan ipimi monte ederek başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Buraya da bir zincirle sabitliyorum. Şimdi kenar kısmımızı biraz daha yakınlaştıralım. Buradaki saç örgülerini kullanarak birleştireceğiz. İçteki arka lob, buradan da kendimize göre ön lob oluyor. Tek katını altından geçiriyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Ve çevirdim böyle. İki ilmek oldu bakın tığımın üzerinde. İkisini beraber alıyorum. Birinci ve ikinciden geçiyorum. İlmeğimi aldım. Öne doğru çeviriyorum. Şuradan daha net göstermem gerekirse buradaki saç örgüsü kısmının içteki karşıdaki saç örgüsü kısmının da yine bize göre içteki kanadından geçerek ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Sırasıyla ayrıyeten dikmek yerine bu şekilde yaptığımız zaman hem kenar oyasını yapmış oluyoruz hem de birleştirmiş oluyoruz arka ile ön kısmı. Zor gibi görünebilir ama değil. Emin olun. Oturduğunuzda hemen yaparsınız. Bu şekilde birleştirerek ilmek sayısı biraz fazla eksik olabilir. Belki motiflerle arka ördüğümüz trabzanların sayısı eşit olmayabilir. Birkaç tane fazla ya da eksik olursa onu arada kaynatabilirsiniz. Almadan ya da çift batarak yok edebilirsiniz. Bu şekilde ben burada kırlentimin kenarını krem rengiyle gideceğim. Sade bir görünüm elde edeceğim. Burada motiflerimin rengine göre ip kullanmıştım. Bakın gri ile dönüş olduğu için her iki kenarını gri ile çalıştım. Sarıya gelince sarıyla yaptım. Dilerseniz böyle renk renkli çalışabilirsiniz. Dilerseniz burada olduğu gibi sade bir görünüm elde etmek için ana rengiyle de çalışabilirsiniz. Bu şekilde yapalım ve bitimini beraber tamamlayalım. Kırlentimin tüm çevresini dolaştım. Bakın kenarları bu şekilde görünüyor. Üç kenarını dolaşacağız. Düğme ilikleri yaptığımız kenarımız açık kalacak. Şimdi burada düğmelerimi de diktim. Bakın. Üç tanesini diktim. Şeffaf düğme kullanacağımı göstermiştim daha önce. En son iliğimiz, düğmemizi beraber dikelim. Şöyle geçiriyorum. Diğer delikten şöyle. Arka tarafa geçirmiyorum ipimi.
Elime iğneyi batırdım. Siz dikkat edin. Düğme de iç kısımda olacak bu şekilde. Şöyle yapıyorum kırlentime değdirmemek için. Buradan ipimi de sabitledim ve kesiyorum. Ve düğmelerimiz de hazır olmuş oldu. İki farklı motifle iki farklı kırlent yaptık. İstediğiniz motifle de çalışabilirsiniz. İlla bu motiflerin olması şart değil ama motifleri beğendiyseniz yapımını videomun sonunda ekranda bulabilirsiniz. Üzerine tıklayarak yapımını seyredebilirsiniz. Belirtmek istediğim bir nokta daha ayrıntı. Bakın ağız kısmında da burası açık. Burada kenarları yaptık birleştirerek. Burada da sadece ön kata yapıyoruz. Motif olan kısma yine kenar yapıyoruz. Sadece arka kısımla birleştirmeden. Buraya da dikkat edersek kırlentimizi tamamlamış oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.